Bu gördüğünüz Tanka resmi yaklaşık olarak M.Ö. 1500 yılları civarında Tibet'te yapılmıştır. Resmin merkezinde duran Mahakala, kabuslarda görünen bir iblis gibi bir alev çemberinin ortasından çıkmaktadır. Budizm'de Mahakala çok karanlık olan ya da karanlık kötülük anlamına gelmektedir. Elinizde sadece bir mum ışığıyla karanlık bir tapınakta olduğunuzu ve karanlığın içinden çıkıveren bu tanrıyı kısmen görebildiğinizi bir düşünün. Mahakala ölü bir bedenin üzerinde sivri dişlerini gösterir şekilde durmaktadır. Elinde bir bıçak ve üzerinden pıhtılaşmaya başlamış kan damlayan bir kafatası tutmaktadır. Etrafı bir yandan dans ederken, bir yandan da ellerindeki silahları savuran diğer iblislerle çevrilidir. Ayrıca köpekler, çakallar ve kargalar da ölü bedenlerin etlerini parçalayarak yemektedir. Aynı anda iblisin her iki kenarına dizilmiş olarak saygıdeğer keşişlerin oturuyor olmasını ise hayret verici buluyorum. Metinlere göre Buda'ya saygısızlık yapan bir öğrencisi Mahakala tarafından çiğ çiğ yenmiştir. Yani Mahakala, manastırın ve Budist öğretisinin de koruyucusudur ve öğrencilerin aydınlanmaya ulaşmasının önündeki engelleri yok etme kabiliyetine sahiptir. Bizi maddi dünyaya bağlayan en derin arzularımızı ve bağımlılıklarımızı, açgözlülük, şehvet ama özellikle de egoyu. Birinin egosunu yok etmenin yolu, bunların yani maddi bağlılıkların kafalarını kesip atmakla sembolize edilmiştir. Resim neredeyse doğal ölçülerde ve sadece bu ölçeği sayesinde bile müthiş bir etkisi var. Burada büyük bir dikkatle ve orantıları doğru biçimde çizilmiş bir alt çizim de mevcuttur. Eğer bu suret uygun olmayan bir biçimde kurgulanmış olsaydı, meditasyon yapan kişi zihinsel olarak hasara uğrardı. Bu resimdeki amacın, maddi anlayışımızın ötesindeki aleme bir gerçeklik görüntüsü kazandırmak olduğu düşünülebilir. Sadece dikkatimi çekerek beni alternatif bir gerçekliğe götürmekle kalmıyor, aynı zamanda benim korkutucu bulduğum konularla da oynuyor. Buradaki gerilim oldukça yüksektir. İblisin gözlerinin içine bakıp bu dünyaya ait tüm endişe ve korkularınızı su yüzüne çıkaran, saldırgan yönüyle yüzleşiyorsunuz. Ama aynı zamanda bu kadar güçlü bir tanrının sizin tarafınızda yer aldığı hissiyle sizi rahatlatan, güven veren bir şeyler de var. O hiddetli bir müttefiktir. Yarattığı dehşet ve bilinmezlik hissi ona büyük bir vakar ve anlam kazandırmaktadır.